Gençler, Fatih Oto Aksesuar'daydım. Bak, adam bizi nereden takip ediyormuş bak. Nereden takip ediyor? Ben kardeşimi hep YouTube'dan takip ettim. Bir tane videosu yok ki onu bırakın. Hepsini izledim. Azeri'yim, toplu salamlar var. Türkiye bizim kardeşimiz. Aynı şekilde Azerbaycan'da öyle. Herkesi çok severiz. Hürmetler, saygılar. Allah razı olsun reis. Tırsılığımın 55%'ini, demeyi ulan tam 60%'ini Zeşi kardeşimden öğren. Estağfurullah. Allah razı olsun. Olsun. Allah yolunu açık etsin. Sağ ol kardeşim. Allah'a emanet. Sağ ol. Adam bizi Azerbaycan'dan takip ediyormuş. Burada karşılaştık. Fatih'cim, bu mutlu karşılaşmamıza vesile olduğun için bir şeyler söylemek ister misin kardeşim? Adam. Evet, tek tek ledlerimiz yanmaya başladı. Murat, YouTube'a merhaba de. Abili kardeşli yardırıyorlar bak. Fatih, bu paspas olayına dönmez değil mi? Sungurluyu çıkınca herhalde patlamaz etler. He? Kaç? 48 saat garanti. Onu çok veriyorsun lan, 12 saat vereceksin. Evet gençler, size şimdi... Aleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Abi nediler bizden? Eyvallah. Sen 1 milyon, sen sinyali çıktın herhalde. 50 milyon versin. Arabayı koyduk. Arabayı mı öyle? Değnekçi misin lan sen? Gençler, buraları söktüm. Buraları da yakın zamanda yeniden ledlenecek. Bilginiz olsun. Çünkü bu ledler, Çin'den aldığım ledler su alıyor. Ne kadar silikon da yapsam, şey de yapsam, su aldığı için mecburen geldik. Chanel taktırdık. Bu arada buranın yerini söylüyorum sizlere. Mertifon'da Fatih Oto Aksesuar. Aksesuar işiniz varsa gelin. Fatih'i bulun. Selamı söyleyin. Adam ilgilensin. Evet gençler, ön ızgaranın yerdeki hali. Bunların ledleri de bağlandı. Altta 3 sıra var. Üstte 4 tane. Bu şekilde şimdi birazdan takacağız. Arabanın da yanmaya başladı. Evet gençler, buraya geleceğinizde bulabileceğiniz aksesuarlar. Şurada sarı çakarlar vardı. Nerede onlar? Onlar değil. Şunların sarıları vardı. Bunların sarılardan panjura yapabiliriz. Aa, hamburger stop, hamburger stop diyorsunuz. Aa, burada. Aa, pas pas. Burası ortak bir park alanı olduğu için işte Gürcü arabası, Azeri arabası, bu transport, işte İran arabaları filan genellikle burada duruyor. O yüzden böyle çok yabancı insan var burada. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Evet, panjur yerine oturtuluyor. Gençler, ledler bu şekilde oldu. Yanında bir sarı, önde 6 tane. Şurada kaç tane var? 7 tane mi? 7 tane var. Bu yanlar için geleceğiz. Yavaştan ince ince devam edeceğiz. Kardeşlerim, ikinize de teşekkür ediyorum. Elinize, egonuza sağlık. Allah razı olsun. Ben kaçıyorum. Hadi. Allah'a emanet. Fatih'im, görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hadi devam. Evet arkadaşlar, ne ayrımı? Ankara ayrımıydı değil mi? Evet. Ankara ayrımını döndük. Merzifon'dan Ankara, Çorum ayrımını döndük. He? Niye gülüyorsun? Sen niye gülüyorsun oğlum? Ankara ayrımı mı diye gülüyorsun ya, niye gülüyorsun? Yok hayır, sana sordum, Ankara ayrımı mıydı diye. Yok sen de keyiflisin ben geldiğim için bu yolculuğa. He, ondan diyorsun yani. Aynen.
Yüzümün gülme sebebi aracımızın ön tarafına led döşememiz değil, seninle birlikte yolculuğa çıkmam. Birazdan yani... üzülmeyelim cezayı ince. Gençler, şimdi çıktık yola. Buradan Fatih Otaksesuar'daki Murat ve Fatih kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık, işçilikleri her zamanki gibi 10 numara. Sağ olsunlar, ledleri döşedik. Hatta park lambalarına da led ampul taktık. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Neden ledleri söktüm yan taraftakileri ve neden bu ledlerden taktım? Çünkü Çin'den getirdiğim ledler içine su almaya başladı. Yani suyu çıktı. Bir nevi suyu çıktı yani ledlerin. Mecburen sökmek zorunda kaldım. Ekstra elimde fazladan led de var zaten ama onları kullanmayacağım. Şimdi o ledleri yan taraflara da çıtalı bir şekilde led yapacağız. Onları da Chanel bağlayacağız. Chanel olması lazım. Yanlış söylüyor olabilirim. Bunlar kaliteli led. Yağmur suyu almıyor ve sağlam oluyor. Bildiğiniz üzere sis farları vardı. Sis farlarını da aşağı taktırdım. Ve park lambalarını bağladık. Şu an selektörde veya sisler çalışmıyor ama park lambası şeklinde o içindeki beyaz ledler yanıyor ve uyum çok güzel oldu bana göre. Yan taraflara da sarı koydurdum. Sarı da devam edecek zaten. Ufak tefek dokunuşlara başladık araçla ilgili. Artık yolumuz düştükçe, uğradıkça, zamanımız oldukça yavaş yavaş yanları filan da yaptıracağız Allah'ın izniyle. Nereden ne yükledik, nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Samsun'dan bakır yükledim ve Denizli'ye gidiyorum Allah'ın izniyle. Sağ olsun Ali de bana her zamanki gibi yalnız bırakmıyor beni ve eşlik ediyor. Onunla birlikte yollardayız. Bu arada Azerbaycanlı sağ olsun abilerimizi gördük. İki kardeş çalışıyorlar. Onlarla bayağı muhabbet ettik. İşte orada işte iş durumları nasıl veya mazot durumları nasıl? Mazota 1 lira mı dedi? Benzin 1,5 lira litresi, mazot 1 lira dedi. Var ya efsane bir fiyat yani. Ama onlarda da şu var. Mesela bizdeki şoför maaşına kadar 2-2,5 milyar yani 2000 lira 2500 lira civarı. Onlarda 500 lira. Mesela diyor ki bir dişi diyor kaç paraya diyor çektirirsin diyor 10 lira. Bizde burada doktor 10 lira ağzının içine bakmaz. Yani aa diyemezsin yani doktora. Ama 500 lira maaşa da böyle. Şimdi şöyle bir şey dedi. Orada sigorta yokmuş galiba. Mesela devlet hastanesinin dişi bedavaya çektiriyor. Evet. Öyle değil mi? Tam yani şey istisnai durumlarda ücret alınmıyor sigorta olduğu için hani. He, onlarda yani. Mesela sigorta yok. Parayla, sürekli parayla hastaneye gidiyor. Hani grip olduğunda yine vuracağım para. Ama ucuz, para. Çok ucuz. Hani ucuz. Gıda ucuz, her şey ucuz. Ya onlarla işte Azerbaycan ve Türkiye'yi biraz böyle hani karşılaştırdık, biraz konuştuk. Sağ olsunlar. Ya o da şöyle görmüş. Baktım diyor hani arabayı benzettim. Zeki 55 yazıyor. İçeride diyor uysal yazıyor. Ben de o ara Murat'ın yanındayım içeride. Dışarıya çıktım sonradan bir selam verdi. Dedi ki Azerbaycan'dan dedi seni dedi izliyorum dedi. Buradan da bizleri Azerbaycan'dan izleyen bütün abilerime, kardeşlerime, bütün kardeş vatana selam olsun. Allah razı olsun hepinizden. Ali'yi gördü. Ali dur şimdi Ali'yi ilk başta görme dedi. Ali'ye böyle yapıyor. Ben duruyorum. Bu şey değil mi ya dedi. He dedim Alici işte. Ali dedim dayımın oğlu Alici. Alici ya falan yaptı böyle. Ali'ye sarılıyor varılıyor. Ya Allah razı olsun ya gerçekten. Dünyaya açıldık ya. O derece. Azerbaycan'a da tekrardan selam olsun. Abilerimize de tekrardan buradan selam gönderelim. Sağ olun, var olun gerçekten. Mutlu oldum. Yani akşam gerçekten bak saat şu an 11.30. Yani gecenin bu vakti mutlu oldum. Çünkü farklı bir ülkeden farklı bir insan sizi izliyor ve bütün videolarımı izlemiş. Ya Ali'nin bizim İzmir seferinde köprünün oradan aldıydın diyor. İşte elinde valizle diyor bindiydi arabaya. Senin diyor ehliyet şeyini izledim. Güzergahını falan. Çok mutlu etti beni. Acayip de şaşırttı. Şey dedi ya. Dedi ki lan uyuyacaktım diyor YouTube'a girmeyecektim. Girdim diyor bir baktım diyor orada diyor. Instagram'dan görmüş veya bilmiyorum ya. Ya tuvalete gidiyorum. Yok tuvalete dedi. Geçiyordum dedi. Şeyde gördüm. Hani arabayı görüyor. Zeki 55. İşte lan diyor yazıya baktım diyor. İçeride de diyor uysal yazıyor. Neyse biz şunu geçelim. Yani ne bileyim
beni çok şaşırttı ya. Ali, Ali'ye yalnız var ya, sana tepkisi acayipti ya, böyle Ali'ci ya, Ali ya. Ne bileyim ya, gerçekten güzel şeyler bunlar. Öyle gidiyoruz şimdi, ileride yine kameralar açacağız, ben ne yaptığımızdan biraz bir bilgi vermek istedim sizlere. Durumlar böyledir, yalla keyfimiz yerinde. İnce ince gideceğiz bakalım. Ya burada başlattım. Normalde fabrikada yüklemeyi falan çekecektim sizlere ama fabrikanın hani o yoğunluğu, o sıra telaşesi falan filan, bu yükleme alelacelesi, çekim yapamadım. Bu yüzden kusura bakmayın ama indirdiğimiz yerde ben size bakır plakaları falan çekmeye çalışacağım. Bu arada yüklemeyi yaptık. Gümrük halatını kullandık ve arkada mühür var. Arka tarafta mühürlü gümrük halatı birbirine geçip, yani bu kapılar maklılar yan tarafla kesinlikle açılmıyor. Bakır taşıdığımız için kıymetli bir malzeme sonuçta, bayağı bir yüklü bir parası var. O yüzden gümrük halatını çektiriyorlar size ve mühürlettiriyorlar açılmadığının garantisi olması için. Neyse, onları gündüz yükü boşaltacağımız zaman sizlere göstereceğim. Şimdilik bye diyorum. Hadi bakalım. Evet gençler, Sungurlu'dayız. Gördüğünüz gibi ledler bu şekilde oldu. Bence güzel oldu ya. Maşallah maşallah. Ali Bey, böyle eşofman altı kundurak kreasyonunuz yok bugün? O yarın sabah. Yarın sabahtan mı? İyi bakalım. Gençler şimdi biz bir yemek yiyelim. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Evet, herkese günaydın. Biz uyuduk Kırıkkale'de, uyandık Irmak'tayız şu an. Ali Bey, takmayı planlıyor musunuz acaba? Rica etsem, hani şu tatlı uykunuzdan feragat etseniz de kahvaltı yapsak. Araba mı sürüyor ne oğlum? He? Hadi kalk, kalk kahvaltı yapacağız. Evet, durumlar böyledir.
gidelim kahvaltımızı yapalım sabah sabah. Daha çok yolumuz var ya. Düşünüyorum da. Öyleyse varım. Ali'cim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sana da afiyet olsun. Ne demek? Sana layık değil ama bu krallara layık sofra. Krallara layık ama sana layık değil. Sen bir soytarısın. Gençler kahvaltı yapalım. Yola çıkınca görüşürüz. Evet Ali Bey, kahvaltıyı yaptık. Yola devam ediyoruz. İyi uyudun mu? Çok iyi uyudum ya. Allah Allah. İlk defa bu kez rahat uyudum yani. Üst yataktan. Arkadaşlar ben size söyleyeyim. Eğer yola gidecekseniz allemenin üst yatakta yapmayın. Allemenin üst yatakta yapmayın. Niye birader? Üst yatağımız gayet rahat. Bunu ısınmaz ama bunu. Bunun devamını tak dedim ya ben sana. Bunu takacaksın ne kardeşim? Bunu da ben mi yapayım Ali ya? Buraya eğileceksin takacaksın bunu. Bu yola gaz ayarını yapmadan, vitese takmadan bunu tak dedim ben sana. Allah Allah ya. Şu retarderi sürekli kontrol etme huyundan kurtulmam lazım. Çok yapıyorum ya. Evet bak vitesi de kontrol ederim ben sürekli. Hani şimdi sizler de yazıyorsunuz. Yani şu mesela buçukta mıyım? Seride miyim, ağırda mıyım? El sürekli böyle birader. Ben kendimi izliyorum bazen. Tamam mı? El sürekli şu hareket. Kaçtayım? Ya diyorum ya ama işte bir yerden sonra böyle avucun içinde beyin oluşuyor. O okuyor yani. İstemsiz bir şekilde el böyle gidip geliyor. Hatta şey Volkan'la S500 incelemesi çektiğim videoda hani kol dayaması var. Vites yok ya. Kol dayamasına kolunu vitese koyar gibi koyuyorum böyle. Aynen şöyle. Aynen. İzle bir bak oraya. Ya alışkanlık işte daha şimdi 1,5 senedir bunun üstündeyim. Yani artık alışkanlık oldu. Küçük araba kullanırken bile farklı geliyor yani. Bu arada gençler Elmadağ'a çıkıyoruz. Irmak'taydık. Biz normalde şeyde yattık. Neresiydi orası ya? Kırıkkale'ye gelmeden 10 kilometre geride bir hani böyle tesis tarzı bir yer var. Orada yattık. Sonra ben orayı hani şeyini sevmiyorum yani yemeklerini, kahvaltısını falan. Sonra marş bastım, Irmak'a kadar geldim yani yaklaşık 15 kilometre falan geldim. Sonrasında Ali uyandırdım işte Irmak'ta kahvaltı yaptık. Şimdi devam, saatlerimiz 9.43 bu arada. Allah'ın izniyle bu akşama varırız. Yükümüzü boşaltabilir miyiz bilmiyorum ama inşallah boşaltırsak İzmir'e geçmeyi planlıyoruz. Duruma göre bakacağız. Bir Elma Dağı rampalarını tırmanalım sizlerle. Gerçi çok çektim Elma Dağı rampasını da. Kargodaki jantlara bak. Krom jant bir başka ya. Hani var ya arabanın böyle görüntüsünü falan değiştiriyor ya. Çok pahalı. Ne var yani Alcoa gelse de kardeşim ne yapıyorsun ya iyisin falan filan böyle sana sponsor oluyor. Şey var mı acaba? Allah'ın sana altı şey altı bu tarafa altı bu tarafa altı mı oluyor lan dur. Yok lan beş oluyor. Ama altı şeyden içlere de koyarsa olsun biz içlere de alırız. Çekerin içine koymuyorlar ya dört tane atıyorlar. Şöyle bir organizasyon sponsor yapalım. Sponsor verse. Yok hani. Takipçiler olarak şey yapalım sana sürekli. Abi hangi jant markasını tercih edersin? Abi hangi jant? Tabii ki Alcoa. Bir Alcoa sesimizi duyuralım. Aynen. Amerikan firması mı acaba? Hiç de bak menşei neresi bilmiyorum ben üretilen ülke. Ama senin dediğin olay mantıklı. Skynet diyoruz. Alcoa. Tabii ki Alcoa. Ama şaka maka bir de Hey ile başlayan bir şey var. Heywood mu? Öyle bir şey var. Yok. Sanki gördüm ya. Ya bilmiyorum da ben krom jantta yani bu işin nirvanası Alcoa zaten. Hani efsane. Şey yapalım. Krom rengine bürünen bir sprey boya var mı? Var. Yok. İstanbul Esenler'de otobüs jantlarını yapıyorlarmış. Tamam mı? Şey. Boya mı? Boya değil. Adam onu kromajlıyor. Kendi jant 500 liraya mı ne? Senin jantını alıyor krom mu kaplıyor artık? Kromajlıyor mu bilmiyorum ben hani. Aynı bildiğin krom gibi oluyor böyle jantların da. Yani ne kadar dayanıklı olabilir ki yani o
bir orijinal jant gibi olma. Bir de hafif. Normal janttan daha hafif yani. Arabaya da, arabayı da yormaz. Ama çok pahalı. Şu an takımı, sadece kelle için takımı 5000 civarında. Kalkan mı? Hafif mi yani jant? Hafif. Jant hafif de parası pahalı. Hani neydi o? Pahada değerli, ağırlıkta şeyliydi. Ya otomobil jantı gibi düşün. Şimdi bir hani normal otomobil jantını değiştiriyorsun, hafif jantlar takıyorsun, işte alüminyum jant, işte bilmem ne falan, böyle bir ton jant çeşidi var. Mesela bir Ferrari'nin jantıyla bir Shine jantı bir mi? Öyle düşün yani. Tabii ki de hafifliği var. Bir de onların şeyi varmış, bir bakım gerektireni varmış. Bakım gerektirmeyeni, onu... Aynen. Yani, paslanıyor mu peki? Sanmıyorum ya. Sadece böyle rengi matlaşıyor. Yani onu da silmek gerekiyor filan. Sürekli böyle hani onları sprey ovalamak yapacağım falan. Süngerle. Yok şey, krom parlatıcı. He, var mı? Hani direkt böyle ya pasta cilağı gibi düşün işte de. Ya oğlum sürekli çam, hani kışın nasıl yapacaksın onu? Hani yık, anca yıkattıktan sonra abi, yaparsın. Abi bakmak isteyen oluyor. Titiz olan, çok titiz. Bu araba konusunda çok o kadar da titiz var ya. Olabilme, ne bileyim. Ya. Haberlerde gördüm, adam diyor ki arabamı 3,5 saatte yıkıyorum diyor. O şey Şahinci daha... Lada vardı biliyor. Adamda Lada vardı. Yok yani. Yok Şahin. Şahin'di lan, kırmızı Şahin'di. Kırmızı Lada'ydı sanki. Yok kırmızı Şahin'di. Şimdi Lada Rus malı ya, reklama girmez. Şahin Türk malı. Evet. Şahin. Ama Şahin'e sallıyorsun. Yok Şahin jantı sen bilmem ne. Yok da araba Şahin. Yani bir Şahin jantı ile Ferrari'nin jantı bir ürün. Ruhu yeter lan. La bak şimdi ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani araba temizlik konusuna gelirsek, benim arabam pis bir araba. İç olarak değil yani, iç, hem içi olarak hem de hani motor işte bakımları olsun filan, o anlamda demiyorum ama dıştan çamuru vardır, tozu vardır, pisliği vardır. Hani çok fazla yıkatmam, hele kış ayları çok fazla yıkatmam yani, anca yağlama yaptırırım geçerim. Hani eserse baktım havanın durumuna göre, hava böyle hani 3-5 gün güzel, yağmur yok, çamur yok, yıkatırım. Ama kışın zaten sürekli yağmur çamur içinde, hani keyfe keder. Böyle kendim bir yerde durduğum zaman tutarım yani. Ekstra böyle hadi gideyim de aman arabayı yıkayım, şöyle yapayım filan, o şeyim yok bende. Yani şey, yalan yok. Mesela sadece tazikli su yetmiyor mu buna? Yok. İşte o köpüğü sıkacaksın, bir de fırçalaman lazım ki çamuru atsın. Ya şimdi yıkıyorum, bir gün sonra gene aynı kir. Ya hiç de yıkatmıyor da değilim şimdi yani. Yıkatıyorum ama çamur oluyor, şey yapıyor. Bir de ya duruyorsun, üşeniyorum ya. Hani dur onu yıkattırma bilmem ne falan. Çok uzun sürüyor. Uzun sürüyor yani. Bir de ne yalan söyleyeyim, çok para yani. He bilmiyorum yani, çok bayağı uğraşıyorlar hani. O, hani emeğinin, emeklerini karşılıyor. Şu an en kötü yıkamayı ben sana söyleyeyim yani. Yıkama, yağlama 100 lira. Aynen. Ya bir de şimdi 100 lira verdin, yıkattın. Tamam mı? Ya onu yağlama yaptıracağın zaman yaptırsın. Normalde yıkama 20 lira, 25 liraya. Hani üstün körü yıkıyorlar ama ne kadar temiz oluyor tartışılır. E tabi arabanın beyazı görünüyor. Çamura akmış oluyor. Ya para şey değil. Hani o 20 lira, 25 lira ona bakmıyorsun zaten. Ama ne bileyim ben hani yine çamur olacak. Ekstra bir daha yıkatmıyorum yani. Dün mazot aldığımız yerde işte şey yaptım ya. Kendim yıkadım mesela. Fırçaladım, yıkadım. Ya ne o? 1 lira attım. Zaten su çok uzun sürüyor. Büyük ihtimalle tırlara göre ayarlamışlar onu. Bir su tuttum, köpük tuttum, fırçaladım, bir su daha tuttum. Sadece kupayı döndüm, yıkadım. Ya şöyle bir şey de var, arabanın temiz olması da arabayı gösteriyor yani. Ben bir de biraz bilerek bir şey yapmıyorum, temiz bırakmıyorum. Zaten paspastan, tampondan her türlü gidiyoruz. Araba ışıl ışıl parlamasın yani. Evet, elma da. Kantara çıkma acaba. Mesela şöyle düşün, motoru her gün yıkıyor mu? Veya hani böyle üstü çamur oldu, ben, aman hemen yıkamalıyım diyor mu? Ben şöyle bir şey söyleyeyim, ben motoru aldığımdan bir sene boyunca yıkatmam. Aldığımdan o zamana yani. Yağmur görmedi boyunca. Ki. Gördüğü zaman da oldu. Hiç yıkatmadım, bir yıkadım, sonra haftada bir yıkamaya başladım. Haftada bir. Haftada bir. Şöyle bir şey söyleyeyim ama yıkayınca böyle temiz duruşu bir var de, ya. Efsane görünüyor. Of.
Bir de şöyle abi bir beyaz şey. Ya kiri de göstermiyor şimdi yani. Bir de şöyle bir şey. Temizse de yıkıyor. Hani can sıkıntısına. He tabii. Tik oldu. Ya ben şöyle mesela şimdi motora biniyorum. Motor çamurlu ya. Binesim gelmiyor. Hani motor bende farklı bir olay ama yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi motorun olayı bende çok farklı. Motoru direkt gidiyorum mesela yıkamaya. Tamam mı? Bir tarzık da su köpük üstüne bir tarzık da böyle parlak bir şekilde çıkartıyorum öyle biniyorum. Yani biliyorsun yani her eve gidişimde o bir çamur oluyor çünkü bizim orada yeni evin orayı falan böyle bir yol mol yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ama her çıktığımda da yıkayı böyle biniyorum. Motora mesela motora bakmayı çok severim. Zincirini falan böyle özenle yağlarım. Hani temizlemesini falan yaparım böyle hani motorla uğraşmayı seviyorum bir de. Ama tırı şöyle çünkü kendin yapamıyorsun bir şeyini anladın mı? Şimdi yıkamaya kalksan o dorseyi yıkaman sırf hani 5 saatini alırsın yani nasıl bilmiyorsun ki? Sistemi bilmiyorsun. Dominic Toretto gibi sadece vidayı oynadın yani. Vida. Ya karışım da iş yapıyorum işte de hani böyle cır cır bitti. Buradan da... İki Brian'la kavga. Buradan da Vin Diesel'e selam olsun. İstiyor mudur acaba? Bilmiyorum. Kesin istiyordur yani. Kesin istiyor. Sonra gelip şeylerle bir Charger, bir Honda S2000 falan falanla dorselerimizi çalmaya Rio gelmesinler. Rio soygunu muydu? Neydi lan? Yok Rio soygunu değil. Lan hepsinde şey... sövüyorlar kardeşim ya. Araba olayından döndü. Daha hırsızlık muhabbetine döndüydü. Şey. Demek sen sallarsın ya geçme kimse. Avule taklattırıyorlar falan filan. Neyse ama bizim dorselimizin altından geçemezler rahatsız. Aynen. Arkadan direkt hani ok fırlatıp da kapaklar böyle patlatıp çekiyorlar ya. Sen öyle nasıl şey kurdun bilader ya şu an. Öyle bir şey yapacaklar daha. Şey izliyoruz. Abi sürekli izliyoruz. Dominic Toretto kralıdır birader ya. Instagram'dan duyuruyormuş şimdi. Hızlı ve Öfkeli 9'u Türkiye çekimlerine başlandı. Türkiye çekimleri. Tır şoförleri. Kavak Samsun arasında. Paket operasyonu işte. Şey daha beni kandırıyorlar işte filmde sen de görüncen. İşte bizden yana olan tır şoförünü oynuyorsa filan. Film mi bitiyor ben yokum. Sahne tır sahnesi var içeri göremiyor. Ne kurduk birader sabah sabah ya. Hızlı ve Öfkeli'de de oynattık kendimizi yani. Gençler Kantar'a geldik bakalım ağırlığımız neymiş. Yani rampanın oraya niye Kantar yaparlar birader çok merak ediyorum ya gerçekten. Hani bu araba zaten rampa çıkıyor yani. Bir düzlük buldun diye kantar yapmanın manası yok ki. Çıkışta gene zaten rampaya vuracaksın arabayı. Saçmalık. Neyse ağırlığımızı söyleyelim de ileride gene kameralarımızı açarız. Çay suyumuzu Samsung Kantar 2-3 aydır kapalı ya. Sıkıntı olmuş orada biliyor musun? Şeye adamı ezmişler bilmem ne falan. Kamyonun önüne mi atlamış bir şey olmuş. O yüzden adama mı vurmuş? Kantarcıya mı vurmuş? Ne bileyim. Soruşturma falan muhabbetleri mi ne var dediler. Ondan kapalı herhalde. Geç dayıcım geç. kilo önümüzdeki transit. Onlar ne kadar taşıyabiliyor mesela 4 teker? Ya onların 3 ton falan veriyor transite. 2,5 ton mu 3 ton mu ne veriyor herhalde bildiğim kadarıyla. Taşıyabildiği mi? Hı. Herhalde yok ya. O kadar mı? 3 ton fazla bilmiyorum değil ki mi? Ya. Şurada tabela var ya. Neyse bir daha yok 3 ton taşır ya doğru. Bir dahaki kantara girdiğimizde bakalım hani küçük şey küçüktüm. Büyük var tabela yazıyor ya. 39.420 kilogramız. Adamın belgelerini istemişler. ADR falan. Tanker ya. Büyük ihtimalle belge melge falan filan. Muhabbetlerini istemişler. Kantar sıkıntı ya.
Gençler bakın bakalım bu arabayı tanıyabileceğiniz mi? Yolda kiminle denk geldik? Selamun aleyküm. Reis ne yapıyorsun? Çekiyoruz ama. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. İyi denk geldik abi. Ben sonradan fark ettim. Değil mi? Ben aynaya baktım. Tamam mı? Bir baktım geliyorsun. Bakayım camlama açtım sonra. Telefondan oynuyordum da. Sonradan fark ettim. Hadi geçelim. Geçelim bir çay içelim. Aleti çekelim de bir. Hay maşallah. Ay yavrum. Ay yavrum benim be. Yandı buralar, yandı. Yakalıyor mu egzozu? Nasıl? Bazuka edition aynen. Hala ses geliyor. Şu YouTube duysun şunun sesini bir. Adam yaktı buraları gençler, yaktı. Şu senfoniyi şimdi... Daha yeşili bekleyelim. Bir yakalım ya. Bu arada Instagram'dan da canlı yayındayız. Ali bizi canlı yayına çekiyor. Yapıştır. Efsane, efsane ses. Ben size söyleyeyim, bu video efsane, kaçırmayın yani. Aha geliyor. Yani.
sana yemin ediyorum, ekip geldi sandım arkamızdan. Egzoz arayışlarına düştüm yani. O derece kesinlikle bir egzoz yapmamız lazım. Şimdi biz buradan ayrılacağız. Burada yolu şey yapmışlar. Mahmut buradan düz devam edecek. Biz buradan sağa ayrılacağız. Şey ayrılıyor ya Brian. If you said we... Neydi o? Söyleyemedim de. My friends. Na, na, na. Kardeşim Allah yolunu bahtını açık eylesin. Hey, see you again. Onu koyalım. Kardeşim Allah yolunu bahtını açık eylesin. Allah razı olsun. Açtın egzozunu, kulaklarımızın pasını sildin. Eyvallah, sağ olasın. Tedavi ettim. Tedavi etti harbiden bizi ya. Şimdi o Eskişehir Bursa'ya gidiyor. Eskişehir üzeri Eskişehir'in yolundan Bursa'ya geçecek. Biz de Afyon yönüne döndük. Buradan Bursa'ya şey aman Bursa'ya gidiyor kafam ya şeye. Mahmut Bursa'ya gidiyor. Biz de Denizli'ye gideceğiz. Bizim de Allah yolumuzu açık eylesin. Hadi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar. Emirdağ'a geldik. Şöyle bir değişiklik yaptım. Emirdağ üzerinden gideceğim. Yani çay yolu üzerinden gideceğim. Çünkü Afyon'dan gittiğim zaman çok trafik var, kantar var vesaire. Yani tonajlık herhangi bir durumumuz yok. Allah şükürler olsun ama bu yol biraz böyle sakin, trafik yok. Işık yok. Hiçbir şey yok. O yüzden direkt buradan geçip gideceğim. Çay yolundan beri Dinar Sapağı'na ineceğim Allah'ın izniyle. Sizlere de buradan parça parça bu yolla alakalı görüntüler çekeceğim. Çünkü buranın yolu biraz böyle çift şerit göründüğüne bakmayın. İlerlerde tek şerite düşüyor. Biraz değişiyor yol. Ve bu yolu görmenizi istiyorum. Zaten daha evvelden çekmiştim ben sizlere bu yolu. Gene nasip oldu. Bir değişiklik olsun. Bu sefer buradan gidelim isterim.
gençler, çaydayız. Konya ve Afyon Dinar ayrımı var ileride. Ali beyler, yemek yiyeceğiz. Karnımız acıktı. Bugün zaten 6'ya kadar gelirsen boşaltırım demişti ülke ama biz 6'ya kadar yetişemeyeceğiz. Saatlerimiz 15.21. Yani 220 kilometre gibi, 210 kilometre gibi yolumuz var. Saat 6'ya oraya varamayız. Yani 2,5 saate. En az 5 saat falan çeker buradan burası. O yüzden bir yemek yiyeceğiz. Yola sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, çaydan ayrıldık. Dinar, Denizli yönüne şey yaptık, döndük ve gördüğünüz gibi yol burada tek şeride düşüyor. Geliş gidişli bir hal alıyor. Burada bu şekilde ilerliyoruz. Ama etraf iyi ya, böyle hani güzel yeşil tarlalar var, yeşillikler, dağlar, mağlar, dağlar, denizler. Bakalım şimdi size kilometre bilgisi vereceğim. İlerideki tabeladan. Dinar 80 kilometre, Isparta 117, Denizli 190 kilometre diyor. Denizli'ye 190 kilometre yolumuz kalmış. Evet arkadaşlar, çay yolunun son bölümlerine geldik. Bu buralar biraz virajlı ve gelişli gidişli yollar. O yüzden sizlere çekmek istedim. Buralar bir zamanlar yol yapım aşamasındaydı, yapılıyordu. Ben tabii ilk başladığım zamanlar bu hali, bitmiş hali. Tabii bunu daha fazla genişletebilirler ama bura ara bir yol olduğu için ve çoğunlukta da zaten kamyon güzergahı olduğu için fazla genişletme çalışması yapmıyorlar. Bu da yeterli zaten. Düşe düşe bir hal oldu galiba vitesinde. Evet Ali Bey, ne diyorsun, egzoz yaptıralım mı? Egzoz şart ya, çok iyiydi. Sesli konuş da belki hani sesi almayabilir. Çok iyiydi ya egzoz. Hani maşallah da gaza vermesin de. İnsanı gaza getiriyor ya, bak yemin ediyorum sana. Mercedes'ci bak, gaza dokunmuyor biraz. Ya bu kadar da değil yani, bu kadar da değil. Geç ya. Geç diyor abi. Neyse yine, hayda. Adam senin için durdu sanki. Yapacak bir şey yok, yol veriyorsa duracak yani. Görmedi demek ki onu gelecek. Şimdi o yol verdi, çık dedi. Anladın mı? Çünkü gaz basmıyor bak şimdi. O normalde bir vites, yarım vites daha hızlı çıksa, hani hemen hemen bak, ben bu yolu şu an dördüncü vites burada çıkıyorsam, yani 35 km hızla, en kötü 30'la onun çıkması lazım. Anladın mı? Yani niye? Mazota yatıyor. O arabasının son haddi olsa ben onu bilirim zaten. Hani hissederim. Ama gaz basmıyor. Mazota yatıyor. Araba yakmasın istiyor. Zaten hani gaz basacağı yerde basmadığı için yol veriyor. Anladın mı? Gaz bassa çıkacak. Bak sıkıntıya koyuyor ama insan. O yüzden aracınızın gittiği yerde, gittiği şekilde hani gaz basılması gerekiyor. Bak güvenlik çıktı. Anladım. Karşıdan hemen araba çıkış artı verdi. Çıktık. Neyse Allah'tan sıkıntı yaşamadık. En sağ geçti. Durdu. Yapacak bir şey yok. Duracak. Şey, arabalar da basmaz mesela, hani araba taşıyıcıları falan, onlar da böyle rahat gider yani, basmazlar. Neyse, egzoz diyordum, doğru diyordum. Kornası da çok iyi. O ama o kornayı soracağım Mahmut'a, çünkü o korna böyle tam Amerikan tırlarının sesi mi çıkartıyor? Ooo böyle çok acayip bir boğuk bir sesi var, güzel tok bir sesi var yani. Şimdi çalacağım da adam yanlış anlayacak. Hani bizim korna gibi değil.
gayet şık bir sesi vardı. Onu da merak ettim. Onu da soracağım ona. Bir öğreneceğim neymiş, ne değilmiş. Bu arada Instagram'dan mesajlar geliyor. Abi hani şunu yap, bunu yap diye, işte yanlara led yap diye. Onun da bilgisini vereyim ben sizlere. Komple bu ledler değişecek zaten. Bu ledleri yeniliyoruz. Hani yanlara ne yaptıysam aynı şekilde yavaş yavaş yapacağım. İşte böyle önünüze bir tane aksor aldığınız zaman bu yollarda böyle sıkıntı. Rampa aşağı salamaz çünkü retarder yok. Tamam, ben onlara da hak veriyorum yani. Adamlar ne yapsın? Birebir aynısı. Bunu izle. Yani oyun izleniyor ama gerçek izlenmiyor. Ya yok, o işin şakası tabii de yani ben izlenme oranlarından memnunum. Sonuçta biz bunları izlenmek için yapıyoruz. Yani YouTube'da kim içerik üretiyorsa, niye içerik üretiyorsun yani? İzlenmek için. Herkes daha fazla izlenmeyi ister yani. Ben de şahsen istiyorum tabii ki de. Bunlar da sağ olun sizler ya. Yani ben memnunum şu anki izlenme oranlarından. İnşallah daha da iyi olur. Hep birlikte büyümeye devam ederiz. Bu arada bu kamera biraz fazla sallanıyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Onu biraz düzeneği biraz böyle farklı. Kusura bakmayın yani. Sallantılı olabilir. Haberimiz olsun. Neyse, bu şekilde gidiyoruz. Dinar ayrımına kadar gideceğiz. İlerleyen bölümlerde yine görüşmek üzere diyorum. Bu yolu da göstermek istedim sizlere. Zaten bundan burası son bölüm. Bura bitince dinar ayrımına geliyoruz. Hadi o zaman. Devam. Evet gençler, gün geçmiyor ki sizlerin karşısına yeni bir lastik macerasıyla çıkmayayım. Allah'tan kaldırabileceğimiz avare lastik tam şu virajı alırken dikkatimi çekti. Bakın şuradan hava kaçırıyor. Nerede? Ha. Şuradan. Bakalım ne varmış, şu kameradan bakayım. Şöyle yaptığımızda hava kaçmıyor mu? Buraya bir şey girmiş. Şimdi avareyi kaldırdım. Allah'tan fazla ezmedik, fark ettim. Avarede bir de yani hani dingili kaldırabildiğimiz lastik. Neyse, en yakın lastikçiye şimdi gideceğiz. Lastiğimizi tamir ettireceğiz. Ne yapalım? Oy oy. Lastik olayları güzel olaylar. Yeni bir macera diyorum yani hep. İyi bakalım, hadi lastikçide görüşürüz. Hayda gençler, burada takla atmış bir doğan var. Şöyle sanıza. Ali çeksen olmaz. Ama bayağı tarla tapana uçmuş, takla atmış.
Geçmiş olsun. Allah. Evet gençler, Dinar'dayız. Dinar'da bir lastikçi bulduk. Sağ olsun abimiz ilgilenecek, yapacak. Bu arada hava kararmaya başladı ve ledlerin görüntüsü gayet güzel. Bu dorsede patlamış olanları söküyordum. Yani dorsenin ledlerini sökeceğim. Evet, kenardaki sarıları göstereyim size. Gayet iyi, gayet başarılı. Bu taraftakileri söktüm. Zaten buralara yeni led yaptıracağımız için söktüm. Şurada bakın yerleri var. Şöyle delikleri falan var. Şurada da görebilirsiniz. Buralara yenisi gelecek ama bu kadar sık olmayabilir. Yani 10 tane falan kullanabilirim. Bu arada abimiz orada lastiğimizi yapıyor. Gördüğünüz gibi diski balatayı bir kontrol edelim bakalım. Ooo, sapa sağlam. Diskimiz de sağlam, balatamız da sağlam. Zaten diskle balatayı ayda bir lastik patlattığımız için parça parça hepsini kontrol etme fırsatımız oluyor. O yüzden rahatsız yani. Her zamanki lastik işlemleri yapılacak yola devam edeceğiz. Denizli'nin sanırım organize sanayisi. Tabii gündüz size buraları çekeceğim. Gayet güzel park alanı var. İşte karşıda lavabosu falan var. Temiz bir organize sanayi. Aynı Ankara Sincan'la mıydı? Bir yerde daha var. Hatta dünyanın en iyi organize sanayisi seçilmiş ama burada çok temiz böyle. Hani düzgün yerlere mal getirdiğin zaman kafan buz oluyor. Rahat rahat yatacağız. Yarın sabah 9'da giriş yapacakmışız. Sonra yükümüzü boşaltacağız, çıkacağız, İzmir'e geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yarın görüşmek üzere. Tekrardan görüşmek üzere. Sabah görüşürüz. Hadi şöyle yapayım da hani sonra elimi kapatarak. Öyle mi? Şimdi böyle vuracağım. Sabah da böyle açacağım. Aynen, mantıklı. Şey hani bak hemen açtım. Hemen bak bak, aynen. Geceden gününüz oldu falan. Hadi o zaman.